Hazırlamıştım. Doğum gününde. Ama ben o gece buraya geldim. Burada hiçbir şey yoktu. O zaman... Bunu da sen yazdın. Ezgi, ben seninle bambaşka biriyim artık. En güzel aslan, olmaz dediğim her şeysin. İyi ki doğduk sevgili. O zaman... Onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Ha! Benim için mi? Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa! Hep senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu! Ya inanmıyorum size. İyi ki doğdun kızım. Ah, teşekkür ederim. Dilek dile. Nasıl? Çok teşekkür ederim. Yani nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim yaşlara. Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Yesek mi pastalardan? Düpletsek mi? Tamam, birer hadi, çatal. Hadi. Bir dakika, tabak var mı? Tabak... İki tane var. Tabakları unuttum sanırım. Tamam olsun, çatallarımız var. Hiç problem değil. Şöyle veriyorum. Buyurun. Merci. Huhu. Ben her daim açım biliyorsun. O yüzden şöyle... Ben de. Ne olacak bizim iştahımız? Hem de en sevdiğimden. Hmm. Çok kimş ya. Biraz sevgiliye bırak. Oradan yenmez. Vitamini burada. Bitti. Yalnız... Gözüm döndü şu an. Benim aklım kutuda. Şu pastayı alırsak, çünkü ben kutunun içindekileri aşırı merak ediyorum. Açmak istiyorum. Sevgilim, izin verir misin? Vallahi ben de çok merak ediyorum. Aç hadi. İçinde tek taş olmadı kesin. Yok, sıra sendeyken yapar mıyım hiç öyle şey? Doğru. Bunlar ne? Un. Çakmak. Artık o diğer çakmağı atabilirsin bence. Attım gitti. Bu ondan. Sıradaki. Bu İsviçre çakısı. Bizim bir bağlanma problemimiz var biliyorsun. O anlamda değil yani. Bizi böyle kaçırıyorlar, bağlıyorlar falan ya. Pratik bir şekilde keselim diye. Gitti. Muhtemelen bağlanır tekrar zaten. Dursun bu köşede. Bakalım bunda ne var? İlk yardım seti. O şey, ayağa böyle oltalar falan batıyor ya. Sende var öyle bir basma huyu cama, oltaya falan. Sakar mıyım ben? Öyle demeyelim ama onun için. Hop. Tangoya kesinlikle biz devam etmeliyiz çünkü yanıyoruz yaparken. Bence de. Evet. Tabii tabii. Aa, Fitnat ya, şunun sevimliliğine bakar mısınız? Bak. Şunun güzelliğine bakın. İsabet evet. Olmuş. Bir dakika. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Ya küçük bir kelime oyunu yaptım ben orada. Gerçek bir romantik. Ponçiyim ben, manyak gerçek bir şey. Gerçek bir ponçiksin evet. Ya, yiyeceğim. Bayağı aşık. Bakalım sıradaki sürpriz ne? Aa, Özgür ne yapıyorsun? Özgür inanmıyorum, İtalya bileti. Spore döndür insiye mi? Umarım birlikte gidebiliriz dedim. Düşüneyim. Galiba sabırsızlanıyorum seninle gitmek için. İlk fırsatta.
yapmayacağım. Çakın makı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sürprizimiz daha var. Neymiş o? Nasıl? Onu bilmiyorum. Bana şarkı mı söyleyeceksin? Yani isterdim Nazlı yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durma. La 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 la. Ya Uzan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle, biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü sesi çok güzel. O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Biz bunu düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela. Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'min doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet, içkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Benimki de bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam, müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinleyin. Ne mi? Bluetooth'a... Bağlansana evet, o arkadaki Ozan, kolondan. Evet Ozan, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi. Bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. Evet. Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz.
O dönemde et sevdiğim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken yani bence çok romantik. Ben bayıldım, hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Biri bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra bir bak, de... gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozan'cığım şaka yapıyor. Yapmıyorum. Çok ciddiyim. Şaka yapıyor. Ozan'cığım benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam, ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin hashtag'i sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... Ya şu an. Aman kavuşuyor. Ciddi. Ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet, evet, evet! O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzeli. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya. Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. İlk dans, böyle ilk dans istiyoruz. Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç aç Ozan. Aç bakalım ne çıkacak. Dans edelim mi? Olur. Aşırı mutluyum şu an. Hepinize çok teşekkür ederim. O kadar güzel bir gece ki. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir gece planladığınız için. Vallahi planların dışına çıktık. Efsane bir gece olmadı mı? Evet, katılıyorum. Levent. Kankam, uyuyor musun sen? Geldik mi sonunda? Mola verdik. Mola mı? Levent. Çok uykum var ama bebeğim. Kalkıp gidelim o zaman. Gidelim o zaman. Hadi. Niye buradaysın? Hadi ufak ufak kalkalım. Bu arada gerçekten her şey çok güzel. Ellerimize sağlık. Kalkalım biz de. Hadi. Kalkalım. Çocuklar, çıkıyor musunuz siz şimdi? Böyle bir şey yok ya. Levent, hadi gel. Çıkmak ne demek ya? Biz biraz daha kalalım diyoruz. Tamam, kalın. Buraları toparlarsınız ya. Dışarısı biraz soğuk, üşüme. Tamam. Bana bakın, burayı fazla benimsemeyin. Burası bizim mekanımız ha. Tamam. Denize iyi bakınız. Merak etme. Tekrar tebrikler. Tebrikler. Kutumu istiyorum. Tamam, alacağız senin kutunu. Gel. Kutum? Kutum burada. Hadi lan. Hadi. İyi geceler. Ne oluyor? Tesla. Bilmiyorsun tabii ama bunlar bu zamana kadar benim aldığım en anlamlı hediyeler.
romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Şikayetçi misin? Yok, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama... ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurluyum. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Dans edelim mi? Edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Niye beni uyandırmadın? Ben halimden gayet memnundum. Hatta her sabah böyle uyanabilirim. Karşımda deniz. Yanımda sen. Çok tatlısın. Yani gerçekten. O zaman düşündüm de... biraz daha burada kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğer işe geç kalmayacaksın. Peki tamam. Ama 5 dakika daha. Tamam 5 dakika. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum. Çok, çok saçma. Hiç istemiyorum. Levent? Hayır. Levent. İstemiyorum. Çok saçma. Çok saçma hepsi.
Level. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Level. Günaydın aşkım. Oh. Canım günaydın. Oh, kabusmuş şükür. Günaydın, günaydın bebeğim. Günaydın. Gel, gel. Başım çatlayacak gibi. Felaket bir rüya gördüm bebeğim. Hem çok korkutucuydu hem de çok saçmaydı. Hayır olsun, anlatsana. Evet, hayır olsun. Aslında böyle musluğu açıp suyu anlatmak gerekir. Anlatabiliyor muyum? Hani niyetler temiz olsun diye, ama sen de su gibi kadınsın. Canım benim. Şimdi efendim, böyle rüyamda dün geceki yerdeyiz. Aynı yer yani. Tamam. Mekan aynı. Hatta ekip de aynı. O zaman böyle gitarlar çalıyor, şarkılar söylüyor falan. Üstüne bir de Deniz'i çıkma teklif ediyor. Yani çıkma teklif etmek ne hayatım? 90'larda mıyız? Ne oluyorsun? Ne saçma? Ben de gaza gelip sana evlenme teklif ediyorum. İnanabiliyor musun? Sen de kabul ediyorsun. Bir de ben böyle hem fakir hem romantikmişim gibi çikolata kağıdından yüzük yapıp sana takıyorum. Sen de diyorsun ki bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzük falan. Ne kadar saçma. Daha saçma olamaz yani. Allah'ım, ne kadar irite edici bir kabustu ya. Baksana, seni bile gerdi. Dik dik bakıyorsun. Sen niye öyle dik dik bakıyorsun şimdi bebeğim? Bu ne o? Bu ne bu? Folyodan yüzük. O zaman gerçekten o zaman. Allah seni bildiği gibi yapsın Levent. Bir saniye bebeğim, şu an batırdım. Bir dakika, ben sarhoşluktan şeye uyandım da. Bebeğim, bebeğim. Ben uyanıyorum ve sen yoksun. Düşün. Hii, neden korktun acaba? Gittin mi sandın? Nereye gidiyorsun daha? Hmm, çok açım. O yüzden kahvaltı etmemiz lazım. O domatesler sen de bak, onları güzelce kes. Geliyorum ben şunları bırakıp. Bak şimdi neler neler yapıyorum bu domateslerle. Bir saniye bekler misin? Demek benimle evlenmek bir kabus da, öyle mi Levent? Hayır, hayır. Kabus gördüğüm için öyle oldu. Daha doğrusu bir gece önce içki içtiğim için bilinçaltımda... Levent sus. Gerçekten sus. Bak, dinle beni bebeğim. Alkol bütün kötülüklerin anası. Bak beni ne hale getirdi. Ama şu an toparladım, iyiyim. Daha alkol yok. Hatta çok iyiyim. Gel, beraber gidelim. Gel. Ben kendim giderim. Bay kabus. Bay kabus mu? Ne kadar saçma bir itham. Böyle ithamlara ne gerek var bebeğim? Günaydın. Günaydın. Hayret. Bir dava falan mı kazandın diyeceğim de son günlerde pek işe geldiğin de yok. Canım sen gidebilirsin, geleceğim ben. Ya İremciğim, bugün o kadar mutluyum ki. Yani keyfimi hiçbir şey kaçıramaz. Özellikle de sen hiç kaçıramazsın. Bu arada evet, doğru tahmin ettin. İşle alakalı değil.
Yani çok özel bir durum. Çok özel bir durum. Allah Allah, peki bu özel durumun acaba Ozan Şef'le bir ilgisi var mı? Yani bugün tahminlerinde gayet iyisin. Yani bir dakika, siz şimdi bayağı Ozan Şef'le ciddi olarak, resmi olarak ilişkiye başladınız yani, öyle mi dediniz? Evet, bir ilişkiye başladık. Çok da mutluyuz. Ne güzel. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın, günaydın. Günaydın. Bize tam Deniz'in Ozan Şef'le yeni ilişkisi hakkında konuşuyorduk, müşterimiz Ozan Şef'le. Duydum, duydum. Sanırım Deniz, sizin müşteri ve çalışan ilişkisi hakkındaki prensipli duruşunuzdan bir haber. Ya da önemsemiyor. Sanırım öyle. O halde konuşup bu konuda aydınlatalım kendisini. Hemen toplantı odasına Deniz Hanım. Tabii Ercüment Bey. Şefim, sen kimde tutuldun kaldın? Emre, hiç uğraşma. Canım inanılmaz açıyor. Öyle de şey gibi ama içinizde hoş bir his var gibi, hep bir şey var gibi sanki. Avukat hanımla mı ilgili? Evet. Deniz'e çıkmaya başladı. Mutfağı yaktığınız gibi kızı da yaktınız yani. Emre'cim, hep sen mi yakacaksın? Doğru. Yaklaşma canım bana bugün. Sen de daha yerinde bekle, görüyor musun? Avukat ısıtı çıktı. Afiyet olsun. Ama sen beni elleme bugün. Zararlı çıkarsan işinin başına dön. Ne için? Şöyle. Peki. Ne demek istediğinizi anlamadım Ercüment Bey. Yani benim ilişkim sizi neden ilgilendiriyor? Adı üstünde özel hayat. Şirket ve şahsi prensipler diyelim Deniz Hanım. O zaman bu sizin için geçerli. Kusura bakmayın ama özel hayatım ve seçimlerim beni ilgilendirir. Söylediğiniz şey çok mantıksız. Sana değil, bana mantıklı gelmesi önemli zaten Deniz. Son zamanlarda ofis işlerini bir hayli boşladım. Sebebi de bugün ortaya çıktı. Nerede o sabahlara kadar çalışan Deniz ha? Nerede? Eğer ideallerinden vazgeçtiysen haberim olsun Deniz. Ben işimin başındayım ve çalışıyorum Ercüment Bey. Bak Deniz, kariyer planlamana karışamam. Ama bu aşk meşk işlerinde çok ısrarcı olacaksan lakabeyi senden almak zorunda kalırım. Bunu bir düşün istersen ha. Kimse beni böyle bir seçim yapmaya mecbur bırakamaz. Üç yüzüm arttırıyorum. Üç yüzüm. Üç yüzüm. Ben görüyorum. Tüm meyve tabağını koyuyorum. Bir de testayı koyuyorum. Kabul. Sen ne koyuyorsun? İlk maaşımı. İlk maaşını. Kurtarmaz ama neyse, hatırın için. Kabul. Görelim. Açıyorum. Gördüğün gibi kazandım. Ben kazandım, ben. Benimle oynamaman gerekiyor. Sonra böyle masum masum üzülerek bakıyorsun. Sonra ben de üzülüyormuşum. Ben çocuğu nasıl alayım? Nasıl alayım seni anneciğim? Çaldı. Verir abi, misin? Bu kızların kalbini çaldı. Hiç öyle bir şey yok. Bence sen burada ben testleri beslerken çaldın. Utanmıyor musun? Şu kızların bana olan ilgisini hala anlayamadım. Hilekarsın gerçekten. Bir daha senle o... Bunu çözeceğim bu durumu ama bir saniye telefona bakayım. Efendim. Ezgi Hanım merhaba, ben sizi Red Dreams'ten arıyorum. Evet buyurun. Aysu Hanım'a bir haftadan önce işe başlayamayacağınızı söylemişsiniz. Ancak acil bir durum için görüşmemiz gerekiyor. Neymiş acil durum? Şirketimiz çok önemli bir organizasyona imza atacak ve başında sizin olmanızı istiyoruz. Eğer bir maniniz yoksa bu organizasyonu siz yönetebilir misiniz? Döndüm aslında İstanbul'a, olabilir. Süper. O zaman gerekli brief'i vermek için bugün sizi şirkete bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere, teşekkürler.
Kimle konuşuyorsun sen? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Tabii, patronumla. Senin patronun burada zaten. Araya bir şeyler girdi, konuşamadık. Ama ben işe başladım. Bir organizasyon şirketinde. Hangi ara ya? Bu ne hızı? Eski iş yerimden referans almışlar, beni aradılar. Yani aslında haftaya başlayacaktım ama şimdi önemli bir organizasyon varmış, çağırıyorlar. Terk ediyorsun yani bizi. Ya öyle deme. Ama doğru, sayılır yani. Ciddisin. Maalesef, maalesef artık eski patronumuz. Ciddisin sen? Evet. Yani bence ilişkimiz açısından da, annelerimiz açısından da en doğrusu bu. Evet ya, bir de o mesele var. Bakalım nasıl halledeceğiz. Ben artık gizli saklı hiçbir şey istemiyorum Özgür. Yani bence alalım annelerimizi karşımıza, dürüstçe konuşalım. %100 katılıyorum sana. Ve en önemlisi bizim aramızda da. Bir sır olmamalı. Ve ne olursa olsun ilk önce birbirimizle konuşacağız. Söz mü? Söz. Yeni şirketin adını öğrenebilir miyim acaba? Tabii ki öğrenebilirsin. Red Dreams. Red Dreams? O ne ya? Amerikan futbol takımı gibi. Ama iyi bir şirket. Tamam. Güzel. Neyse sevgilim, ben Tesla'yı da alıp Cansu'ya geçeyim. Bütün kıyafetlerim orada, hazırlanmam lazım. Yavaş yavaş buraya mı alsak onları? Hı? Hı. Olabilir. Gel. Baban hile yaptı ama sen gel. Değiştirmeye geldim. Ay ben de öyle ya. Üstümü değiştirip banyo yapıp işe gideceğim. Çok geç kaldım. Tamam, sen iyi misin? Ah, iyiyim. Levent sorunsalı işte, klasik. Tamam, konuşuruz. Konuşuruz kuzucuğum. Görüşürüz. Ben hazırım. Ne diyorsun ya? Gelsene be. Çıkmasak mı? Çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi gel. Hadi.